Burada Londra Köprüsü üzerinde çıkan bir kavgada silah seslerinin duyulması sonrasında polis köprüyü ulaşıma kapattı. Londra Köprüsü üzerinde kavga eden bir grup erkek polisin gelmesinin ardından ateş etmeye başladı. Bölge polisi köprünün kapatıldığı haberlerini doğruladı. İnsanları olay yerinden uzaklaştırdı. Görüntüler sıcağı sıcağına ekranınıza geliyor. BBC muhabiri John McManus. Birkaç dakika önce güney yakasındaki Londra Köprüsü'nden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı dedi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Tabii böylesi zamanlarda malumunuz ilk anda gelen bilgiler yanıltıcı olabilir. Gerçekten orada bir grup kişinin kavgasından mı söz ediyoruz? Yoksa tek bir bıçaklı saldırganın başka kişilere saldırması mı? Olay şu anda net değil. Ki kimi görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bu bıçaklı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği anlarda bir başka noktada patlama sesleri olduğu yönünde de yine görgü tanıklarının ifadeleri var ama bunların hepsi kuşkusuz teyide muhtaç bilgiler. İngiltere'nin başkenti Londra'da. Evet, bir saldırı alarmı. İngiliz polisi saldırganı vurdu. Önce bir silahlı kavgadan söz ediliyordu. Bir grup kişinin Londra Köprüsü üzerinde kavga etmesi sonrasında olay mahalline polis intikal etti. Önce köprü ulaşıma kapandı. Sonra polisin gelmesi sonrasında ateş sesleri duyuldu, silah sesleri duyuldu. Bölge polisi köprünün kapatılmasının ardından saldırganın, silahlı saldırganın, bıçaklı saldırganın vurulduğu bilgisini de paylaştı. Şu an yaşanan olay çok yeni. Haliyle önümüzdeki dakikalarda başka gelişmeler, detayları olabilir. Olduğunda da yine Londra'dan sizlerle paylaşacağız diyelim. Bu Londra'daki saldırı alarmına ilişkin detayları aktaracağız.